Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Üniversales 4'te Osmanlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarihlerimiz 6 Mart 1727 yılını göstermekte ve en son Ming ile beraber giriştiğimiz Paraguay üzerinden gerçekleşen Malva Savaşı'nı bitirmiş durumdayız. Bu Malva Savaşı'nın akabine devletimizin sınırları içerisinde kalan Memlük, Mazdaran ve Karakoyunlu gibi devletlere son verdik ve artık seferlerimizi batı tarafına yönlendirmeye karar vermiştik. Bu batı tarafındaki seferler bağlamında düşündüğümüz ilk sefer Malta adası üzerinden gerçekleşecek olan Albanya seferiydi. Malta adası üzerinden Albanya seferi gerçekleşecek ve Albanya ile beraber Macar ve Provence gelecek. Onları ortadan kaldırıp batı tarafına doğru hızlı bir yayılma politikası izlemeyi planlıyor idik. Şöyle bir bütün ordularımızı buraya yığalım. Görmüş olduğunuz gibi burada şu an 200 binlik kuvvet var, 80 binlik bir ordu daha gelecek. 280 binlik orduyla Arnavutluk ve Macar Devleti'nin üzerine gideceğiz. Bu arada seri hoşunuza gidiyorsa babuşlar, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Geçen bölümde sizden 1500-2000 civarı like istemiştim. Acık uçmuş olabilirim ama siz benim niyetimi biliyorsunuz. Destek olan herkese teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok çok sevinirim ve videolarda gördüğünüz reklamların bana faydası oluyor. Reklam engelleyicileri kapatırsanız benim için çok makbule geçer. Şimdi, güzel, Macar isyancılarıyla uğraşacak bir yandan. Bengal ve Kilva devletlerinin elaylık tekliflerini kabul etmeyeceğim. Sadece bağımsızlığını garanti ediyorum onların. Çünkü altın kaynağı çok fazla var Kilva'da ve başka birisinin o altın kaynağını almasını istemiyorum. Ufak tefek isyan riskleri mevcut ancak merak etmeyin, bu tamamen overextension'ın etkisi. Overextension düştükten sonra isyan riskleri de azalacaktır. Ve 280 binlik ordumuz toparlanmış vaziyette ki gördüğünüz gibi overextension yavaştan tükeniyor ve isyanlar da elbette yavaştan tükeniyor bu bağlamda. Birazdan aşağı yukarı bütün her şey bitmiş olur diyecektim ki hepsi sona erdi bile. Ve devletimizin hazinesinde 16 bin altın var. Bu 16 bin altınla ne yapabiliriz? Asker sayımızı 684 bine çıkardık. 2 tane daha 40 binlik ordu basılabilir ancak bu orduyu tartacak sağlam bir ekonomiye ihtiyacımız olduğundan 15 dukata kadar bütün manufaktör iş binalarını yapıyorum. Beraberinde manpower'ım zaten çok güzel ama manpower limitimin artması için şöyle şuradan 500'lüklere kadar bir manpower şeysi alalım. Kalan 3000 gold'luk meblağ ise bizim devletimizin hazinesinde dursun efendim ve ticaretten de çok çok büyük gelir elde ediyoruz. Bu Macaristan Savaşı'nın önemi şu yüzden Arnavutluk ve Macaristan'ın bizim topraklarımızda İstanbul ticaretinde hakları var. İstanbul ticaretine engel oluyorlar. Bu İstanbul ticaretini onların elinden almaya çalışacağız. Bakalım bütün ordular yerli yerine geldiyse biz bu savaşı başlatabiliriz. Hemen Kamer Bey çok güzel geldi. Kamer Bey'i hemen Anadolu ordusuna verelim. Bizim buraya daha mülayim bir general lazım. Daha mülayim bir general Ömer Hersekli. Çok güzel, gemimizi şöyle bir dışarı çıkartalım. Gemilerimiz bir tüm heybetiyle kendini sergilesinler ve şövalyeler üzerinden gerçekleşecek Arnavutluk Savaşı başlasın. Bir de Great Britain var ama onun bana çok bir ceciği dokunacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Great Britain'in gemilerinden korkuyor muyum? Evet. Ama bu korku çok büyük bir korku değil. Yani Fransız bana askeri geçiş hakkı verirse ki muhtemelen verecektir çünkü İngiliz'i de sevmiyor. Fransızın bana verdiği askeri geçiş hakkıyla beraber ben buralardan bir yerden İngiltere'ye ulaşmayı başarırım diye düşünüyorum. Ki Great Britain'e ulaşırsam da ona da ciddi zararlar vereceğim. Ciddi zararlardan kastım, belki kolonileriyle arasındaki ilişkiyi koparmaya çalışırım. Belki Fransız'a toprak verdiririm. Bir şeyler yaparız yani. En nihayetinde şunu dile getirmeye çalışıyorum ki bu savaş bize büyük bir zarar veremeyecektir. İngiltere'yi bilerek davet etmiyorum. Davet edebilirim ama Kongo, Luba buralar nerede? Ben bu devletlere nasıl ulaşırım bilmiyorum. Yani cepheyi büyütmenin alemi yok. Ve Great Britain'den alacağım net bir toprak miktarı da olmadığı için bu şekilde savaşı ilan edeceğim. Ve hemen birimlerimi gemilerim üzerinden Malta Adası'na yönlendireceğim. Direkt zaten savaş skoruyla başladık.
Evet, Arnavutluk geldi, İngiltere geldi. Ancak Arnavutluğu bireysel davet etmiş olmama rağmen henüz Macaristan'dan bir atılım söz konusu değil. Arnavutluğu bireysel olarak çağırdığım için normalde Macaristan'ın da elaylarının savaşa eşlik etmesi gerekiyor idi. Ancak şu an ben Macaristan tarafından bir atılım göremiyorum. Hatta Provence'ın da gelmesi gerekiyor. Evet. Sanırım Provence devleti de savaşa katıldı. Katılmadı mı? Provence da savaşa dahil olacak birazdan. Macaristan devleti. Hep beraber. Teşekkür ederim. Macaristan devleti savaşa katıldı. Şöyle bir Macaristan'ın üzerine yürüyelim. Bu 3 ordu Arnavutluğun üzerine yürüyecek. 4 ordu Macaristan'ın üzerine yürüyecek. Bu savaş bizde. Lütfen Provence savaşa dahil olur musun? Malta'nın gemileri parçaladık. Parça pinçik ettik. Çok güzel. İngiliz'in gemiler gelmeden karaya çıkabilir miyim kardeş? Müsaade var mı? Hala Provence savaşa katılmış değil. Provence savaşa katıldı bir saniye. Provence savaşa katıldı. Az önce parçaladığımız gemiler onların gemileri. Çok güzel. Bu Provence'ı da ortadan kaldırıp Cenova hakimiyetini kesinleştirmek için güzel bir hamle oldu bizler için. Zaten gemilerimiz görüyorsunuz. Full upgrade'liler ve diledikleri her yeri ele geçirebiliyorlar. Artık şu savaş sebebi olan Malta'yı alabilir miyim? Teşekkürler, teşekkürler. Malta Adası elimizde dursun. Oraya en son dönüş yapacağız zaten. Şimdi Arnavutluk Devleti'nin üzerine binelim. Bakalım binelim üzerine. Vuralım kırbacı Arnavutluğun. Arnavutluk neler yapabilecek? Karşımıza neler çıkarabilecek? Şöyle bir yayılırsak sanırım çok tatlış bir yayılma olacaktır bu. Provence Devleti'nin canı çıkmak üzere. Benim de birimlerim Malta Adası'na ulaşmak üzere. Muhtemelen bu savaş çok uzun sürmeyecektir. Macaristan Devleti boş bulduğu toprakları işgal ediyor. Arnavutluk'la beraber. Ancak hiç mühim değil. Malta Adası'na oturmuş vaziyetteyiz. Bir an evvel Malta'yı kuşatalım. Provence'ın da işi birazdan bitecektir. Arnavutluk zaten ne bok yiyor inanın eğer bilmiyorum. Arnavutluğu ben komple aldım. Arnavutluğun olaydan haberi var mı acaba? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Şuradan Macar üzerine ilerlemeye devam edelim. Malta Adası yani savaş başlangıcı için seçtiğimiz ada ele geçirildi. Malta Adası'nda asker tutmama gerek var mı? Hayır, gerek yok. Gemilerimle beraber hemen kendi karama döndüreceğim bu ordularımı da. Bakalım Macaristan Devleti'nin atılımı ne yönde olacak? Macaristan ve Arnavutluk bir araya gelip boş kalelerimi alıyorlar ama gerçekten hiç mühim değil o kalelerin elimde durup durmaması. Çok fazla toprağa sahibim ve savaş skoru alabileceklerini düşünmüyorum. Hemen Provence'ı aradan çıkartalım. Koalisyon önemli değil. Parasını da alalım. Provence devletine burada bir son verelim. Provence devletine son vermemizle beraber hemen şuradaki ordularla İngiliz'e gidelim. İngiliz'in kapısını bir yoklayalım. Gemilerimizi de birimlerimiz oturduktan sonra hemen şuralarda dinlendire dinlendire Great Britain'in kıyısına çıkartalım. Macar Devleti'nin üzerine ilerlemeye devam edelim. Direkt bir orduyla başkentini alıp diğer ordularla ilerleyeceğim. Yerkant, hayır, seninle evlenmek istemiyorum. Kuşatma savaşımız sürmeye devam ediyor. Savunma odaklı oynamama gerek yok. Great Britain bir yerden bana çıkarma yaptı muhtemelen ama nereden olduğunu bilmiyorum çünkü gerçekten bilmeme imkan ihtimal yok. Çok aşırı geniş topraklarım var yani. Kim bilir nereden yaptı çıkarmayı Great Britain. Evet. Afrika tarafından da bir İngiltere kuşatması durumu söz konusu. Hemen gemilerimi şuraya çekip onarmaya bırakacağım ve gemilerim onarıldıktan sonra gelen İngiliz birimlerini def etmek adına Kef Dağı'nda bir savunma savaşına tutuşacağım. Ki Kef Dağı önemli bir nokta ama kalelerimiz inanılmaz derecede dandik. Çünkü toprak çok geniş ve kaleleri kontrol edemiyorum. Bütün marifet ordularda şu an için. Great Britain vur kır parçala şeklini uygulamaya devam ediyor. Ancak biz Great Britain'in ana vatanına gideceğiz. Yani onun buralardan birkaç önemsiz toprak alması hiç önemli değil. Şöyle bir şey yapalım. Nereden gidiyorsun lan oraya? Allah'ım. Tamam, bir şekilde ulaşsın buraya. İskenderiye'yi savunsun. İskenderiye'den ileri gelemesin ordular. Şu kaleler bir devrilse keşke.
çok daha iyi hissedeceğim kendimi ama maalesef devrilmiyorlar efendim. Sen şöyle gel, sen buraya gel. Adamın başkenti çöktü. Şimdi şurayı kuşatmaya bakalım. Lan Great Britain, lan Great Britain. Ben sana bunların hesabını sormam mı? Sorarım. Herkese hesabını sorarım. 326.000 manpower'ım var. Hayırdır? Hayırdır? Merhaba. Tanışalım isterseniz. 326.000 manpower'ım var. Ben Osmanlı. Ottoman Empire. Yaptığınız atar anca benim hayatıma renk katar. Yani bana bir cecik yapamazsınız. Arnavutluğun askeri yaşadığı için bu Arnavutluğun götü kalkık değil mi? Çünkü askeri yaşıyor adamın. Bütün topraklarını ele geçirdim. Herif hala oradan atarlı giderli. Şöyle sen şu arkadaşın yanına bir gel. Sen buralara gel. Ordu teknolojisinde ilerleyelim. Gemilerimiz oturmuş vaziyette. Gemileri hemen şuraya zincirleyelim. Hızlıca gidip geçsinler oradan. Gemilerin bir kaptanı yok çünkü. Benim 40 binlik ordu geliyor oraya. İskenderiye'ye gidip tek tek CG'ye kadar benimki oraya geçer zaten. Bu etkinlikler ne? Onu anlamıyorum ki. Sürekli bir dini etkinlik çıkıyor arkadaş. Sürekli bir şeyler patlak veriyor. Great Britain ilerlemeye devam ediyor içimde. Ben Macaristan'ı zaten baya baya yıpratıyorum da. Altın çağdan bir şeyler benimseyebiliyorum galiba. Ben Golden Area'mı başlattığım için yaşayamıyorum da. Artileri bonus. Ver. Ver 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 ver. Artileri bonus. Ver abi ne demek ya. Artileriler şu duvarlara bir vursun da surlara. Mızabı falan ele geçirdi elemanlar. Sıkıntı yok. Artık şu kale bir çökse de rahatlasak. Vallahi bir rahatlama gelecek ya. Gemi ilerliyor. Bizim ordu ilerliyor. Arnavutluk Dangala bir şeyler yapmaya devam ediyor. Şöyle Macar'ın elinden İstanbul ticaretini kurtarmak için Temes, Huyat falan filan buraları almak zorundayım abi. Temes, Huyat, Kumot, Maros, Torda, başka neresi lazım? Bihar ve Mamaros. Bihar, Mamaros. İstanbul ticaretini fullemek için bu önemli. Bir yandan şey de yapabiliriz aslında şöyle. Nis. Şöyle alacağım abi, şöyle alacağım. Savaş skorunu %97'ye getir diyor. Getiririz inşallah. %85 de kaleyi çökertemedi bu arada. Benim sanırım ağlama hakkımı elimden alır bu ya. Adam %95 ile kale çökertemedi. 85 ile. Biz gidelim şunları bir mıhlayalım. Sana bir general verelim. Cemal Pehlivan kimde? Sen de şöyle geç. Kilitle. Hah, şöyle bir vurayım sana. Orada sana bir vurayım. Jenne geç, 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 geç. İspanyola karşı olan herkes geçebilir abi. İspanyola karşı olan herkes geçebilir bende. Tamam. Şu ikisini 80k olarak şuraya götür. Bunu arkalarına destek olarak ver. Şuradaki 40k'lar buralara bir siege desin. Bir yandan bana İstanbul'dan bir 40k'lık ordu daha basılsın. Tertemiz. Oh 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 oh. Yok edişe gel. Yok edişe gel abi, yok edişe gel ya. 80k'yı oradan yönlendirmeyeceğim. Yürü bakayım Kamaniçe'ye. Yürü bakayım Kamaniçe'ye. Siz hayırdır oğlum? Siz hayırdır lan? Osmanlı'ya karşı savaşıyorsunuz. Meydan dayağı yiyeceğiniz belli değil mi kardeş? Evlenelim Mink, ayıpsın. Evlenelim. Kız alalım verelim. Birbirimizi sevelim. Sevgili Mink.
Hayırdır yani adamlar benle savaşıyor şu anda. Ey yavrum ey. Bir şey diyeceğim. Siege'in kaç? 2. Sen şuraya gel. Diğer general buraya gelsin. Kanka boşa uğraşıyorum bak. Benim bu ordu buradan geçerken seni ezecek zaten. Buralar benim için önemli yerler değil. Aha. Şu senin kalen de çöksün. Oradan ben ana karana geleceğim oğlum. Ana karada da bir iki kalen kulen var zaten. Oradakileri küt 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 indirdik mi? Sen bittin. Sen bu kadarsın zaten. Kamaliçe'yi kurtardık geri. Şöyle bir kalelerimizi falan gidelim kurtaralım ya. Mamaros. Maros. Macar Love, Knightlar Love, Albanya Medium. Albanya nasıl Medium? Onu bir anlasam. Sevgili Macar. Daha var mı diyorsun? Daha varsam ben de varım aga. Daha varsam ben de varım bak. Her yerini siege'liye gidiyorum. Torla. Şimdi sen Torda'ya git. Sen buradan şuradaki orduya git. 280k orada desteklensin. Harbiden sen bir gerizekalısın İngiliz ya. Harbiden Great Britain bir gerizekalı galiba. Bu salak acaba ordusunu nereye kaçırmayı planlıyor yani? Ben bu bütün şehirlerini tek 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 siege'lediğimde acaba ordusunu nereye kaçıracak? Şuraya gel bir tane 80k'da orada dursun. Ben birazcık manpower'ı eritiyorum ama eritelim be abi ne olacak? Bu 80k'yı da artık Arnavutluğun orduya vurma görevi veriyorum ya. Sırf Arnavutluğu vurmak için kullanacağım o orduyu. Yürü bakayım şu ordu da diğerlerini kovalayacak. Buradaki iki tane 80k'da sen ne yapıyorsun dostum? Ha sen Arnavutluğu vurma görevi almıştın. Sen Arnavutluğu vuracaksın. Sen de böyle buraları yavaş yavaş siege'le ya. Bölünebilirsin. Şu an için burada tehlike yok. Bir saniye. Geçerken şuna bir tık dokunsan da öyle geçsen. Şuraya kadar mı aldın lan? Yok buralar Brandenburg'un toprağıymış. Ayırt edemedim renkleri birden. Keko keko bekliyor orada. Kabusunuz olmaya geliyorum şu an. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Ufak ufak kabusunuz olmaya geliyorum kardeş. Önce şuradan Macar'a çakacağım. Şu an Arnavutluğun tek dayanağı ordusu abi. Yoksa bana Arnavutluk da topraklarını salacak tek tek. Arnavutluğun tek dayanağı ordusu. İngilizler şu an burada keko keko takılıyor. İngilizlik de bir şey yok. Yani bu Great Britain'i ben çökerteceğim abi. Şöyle ilerle bakalım. Ben buradan İngiltere'nin ana karasına geçeyim. İngiliz yandı zaten. Hayat sizin böyle geldiğiniz almaya çalıştığınız topraklara ben lönk deyip oturunca alabiliyorum kardeş ne iş? Çıkar şuradan, çıkar şuradan. Direkt adamın üzerine de çıkartabilirim ama çıkarma eksisi yeriz. Gerek yok. Çökerttim mi Yaroslav'ı? Nereye gideceksin peki? Şuraya bir yere gidecek ya yürü. Gel bakalım. Ya 15 geminle beni mi parçalayacaksın İngiliz? Bir tane gemim çökmedi lan. Ha bir tane çöktü. O da nazarlık olsun bari. Macar'a vurdum galiba bir yerde. Gel bakalım şöyle. Sanırım Macaristan'ın askerlerine şey yaptık. Kardeş bu orduyu ben vurmaya yolluyorum yani şu an. Size vurmaya yolluyorum. Tuttuğuna saplayacak bu ordu. Tuttuğuna saplayacak bilginize. Geçer misin karşıya? Şu orduyu da bir geçir karşıya artık. Vallahi Macar full aneksin şu an. Bir iki tane ordunu kesersem dımdızlak kalacaksın ortada. O yüzden bence şansını fazla zorlama. Dedikçe de zorlamaya devam ediyor ya. Sevgili Great Britain. Tehlikenin farkındayım. Merak etmeyin. Bu Great Britain'in askerler çöp mü? Bakalım hemen şöyle. Quantity ofansi çöp. Çöp abi. Direkt çöp.
Hatta çöp olduğunu şu şekilde de ispatlayabilirim size. Ordu profesyonelliğine baktığınız zaman benim profesyonelliğime zaten hiçbir ordu mümkünatı yok yetişemez. Ama Great Britain'in ordu profesyonelliği, Great Britain'i göremiyorum ki. G'lere bakacağız değil mi? Allah'ım gözükmüyor herif. Alfabeyi unutturdu bana. Ha, %112 disiplin, artı moral, tırt değiller. Yani tırt değiller de bize göre tırtlar. Yani normal standartlarda tırt değiller, anladın mı? Yani normalde biriyle kapışsa şey yapar yani, birazcık canını yakar. Ama kapıştığı biz olunca yakamıyor haliyle. Bir saniye ya, sen şu dangalağı tutmaya çalışsana. Biz bu 80K'yla ne yapalım? Valla yapılacak bir şey yok aslında. Kovala, Macar'ı kovala. Acaba nereye kaçıyorsunuz ya? Kardeş şimdi sana şurada ben bir kafalama çakayım. Diğer eleman gelene kadar ben seni zaten haritadan silerim. Öteki geldi mi lan? Öteki geldi mi, onu bile hissetmedim ben. Sinek vızıldadı galiba. Bu kadar muazzam dayak yemeyi nasıl başarıyorlar acaba? Kardeş, bir tık şöyle İstanbul'u geliştirelim mi? Adamların az önce 100K'lık ordusunu kestim arkadaşlar, fark ettiniz mi? 100 binlik ordusu kesildi lan heriflerin. 100 bin. Salzburg geçebilirsin. Abi ne olur artık bir yerde yavaşla. Vallahi ciğerim soldu ya koşmaktan. Askerler kedi fare oyunu oynuyor. Artık bir dur. Kurban olayım, bir soluk al. Sıkıştırma. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Bir yerde sıkışacaksın. Arnavutluğa da çakalım. Macar, veriyor musun istediğim toprakları? Oo, dünden razı. Oh. İsyanlar da çıkmış. Sen isyanlarla uğraşa dur kardeş. Ben şurayı bir alayım gideyim ya. Hadi eyvallah. Birazcık da para ver. Alacağım ama paranı yani. O %100'e kadar alacağım. Çünkü ordunu da sıkıştırmak üzereyim. Akıllıca bir karar verdim Macar. Tebrik ediyorum. Ve bu vesileyle İstanbul ticaretinin %97'lik hakimiyetini ele geçirmiş olduk. O geriye kalan %3'lük hakimiyet muhtemelen şeylerde. Albanya var. Albanya'yı da mıhladık mı? Onlar bittiler zaten. Şöyle bir konumumuzu alalım. Arnavutluğu mıhlamadan önce biraz bekleyeceğim. Yani Arnavutluğu direkt mıhlamayacağım. Arnavutluğun ordusunu mıhlayacağım. Kendisini mıhlamayacağım. Sen de bir... Sen oraya bir git, oradan sonra ayırırız orduları. Yok yere şey yapmasın şu an. Ya dediğim gibi ya, yalnız bildiğin İngiliz'i sildim haritadan ya. Yani çocuk silindi haritadan abi. Armies. Adamın manpower kalmadı lan. Sildim oğlum herifi haritadan. Çocuk silindi usta, silindi silindi. Bildiğin çocuk haritadan silindi. Bu arada Arnavutluk salada asker kaybettirdi kese kese. Kale kuşatacağım diye. Yakalayacağım seni elbet. Arnavutluk yakalayacağım. Abi bir saniye. Filibe. Silistre'de var zaten adam. Şuraya. Selanik. Edirne. Ne kadar çok şey yapmışım ya. Oh. Macar isyancıları falan da var burada. Arnavutluğu her türlü yakalayıp kesmem lazım. Çok güzel. Çünkü Arnavutluğu ben komple annekslediğimde adamın isyancıları içimden geçecek. Geçebilirsin kardeş. Of. Tek attım lan. İstanbul'a gel. Kocaeli'ye gel. Şöyle daha büyük bir savaşa falan mı yeltensek acaba ya? Bir saniye oğlum, bizim gemiler şurada bir dinlensin ya. Bir tanecik gemi kestirdik ama olsun. Britain hazır buraya gelmişken sana da bir çakayım. Sana da bir çakayım. Güzel gerçekleştirdik savaşı ya. İlerleyebilir miyim? İlerleyebilirim aslında ya.
Oh, Army Tradition düşüşünü falan da engelledik. Artık Army Tradition'ımız daha yavaş düşecek. Daha yavaş düşeceği için biz çok daha kaliteli savaşlar yapacağız. Şimdi sevgili Arnavutluk, seni full annexleyeceğim. Koalisyon umurumda değil. Bana girmeye maçası yiyecek bir insan evladı yok dünyada. Kardeş görüşürüz. Korktuğum tek nokta evet bu Overextension. Overextension'dan kurtulduğumuz anda benim için sıkıntı kalmayacak ortada. Artık hedefim Avusturya ya muhtemelen. Artık hedefim Avusturya abi. Pomerya'yı şey almış. Sıkıntı yok. Pomerya küçücük yer. Beraberinde Colonies, Netherlands falan geliyor. Oh, çok kalabalık gelecekler ama ben icabına bakarım lan. Bildiğim bütün Holy Roman'a tek gireceğiz işte. Holy Roman'ı da dağıtırım lan belki. Bakarsın. Prenslikler falan, Jorklar. Holy Roman'ı da dağıtırım. Ne oldu? İngiliz de ayağını yedi gidiyor. Hadi bakayım. Geç İskenderiye'yi ye de dinlenmeye devam et. Bir 40K'da aşağı basıyorum lan. Var mı? Param var, pulum var, her şeyim var. Bir 40'lık da aşağı basıyorum abi. Bas basalım. Asker limitini arttıralım. Bina basılabiliyor mu? Bina basalım biraz. Böyle parası pulu var mı binanın? Binada can kaldı mı? Bina yapmakta para var mı? Oğlum bina yapmakta para kalmamış ki. Şuna bak harbiden yokluk ya. Ha, production binaları nihayet ya. 38'ler, 33'ler, 28'ler. Görmeyi özlediğimiz rakamlar bunlar ya. 0.20 falan neydi öyle? Bunlar görmeyi özlediğimiz rakamlar abi. Şuraya bakar mısın ya? Orduya bak, orduya. Daha geliyor. Daha geliyor buradan. Şurayı bir kuşatsana ya kardeş. Delhi, Malva falan filan. Lan ne yapayım ben sizin ilişkinize oğlum ya? Legalizme de ihtiyacım yok. Sağ ol kardeş. Her şeyimiz yerli yerinde evelallah. Ducat kaybedelim. Unrest düşsün abi. Ne gerek var? Paramız var, huzurumuz var. Kuşatabiliyor musun burayı? Ha bak, adamın elinden Londra'sını da alırlar böyle. Geç bakayım şuraya. Ya kardeş, adamın elinden bakmışsın Londra'yı almışlar ya. Hey gidi günler hey. İngiliz, Peru, Arjantin. Oralara gidemem. İngiliz, Peru ile Arjantin'e falan gidemem ya. Oğlum İspanyol çok pis genişledi lan. Yani şöyle şimdi İspanyol harbiden çok pis genişledi. Gelren Brazil mi? Sen kime bağlısın lan? Gelgre'ye bağlı. Oha. New Hollanda. Kaliforniya. Kaliforniya'da Ming'e bağlı. Ming Efendi işindeki Yue'yi ne zaman öldüreceksin? Japonya ne yapmış ya? Japonya Ming'le falan savaşta. Kaybediyor tabi ama. Muhtemelen buralar Japonya'nın toprakları. Japonya Kore'ye çıkmış. Japonları da vergiye bağlamak isteyecektir ya. Anyu'yu falan vergiye bağlamıştır diye tahmin ediyorum. Yok. Bağlamamış. Ming de boktan püsürden şeylerle uğraşıyor. Uğraşsın bakalım, uğraşsın. Sıkıntı yok, uğraştığı yere kadar. Şimdi Great Britain'i ben iyice zayıflatmaya çalışıyorum ki burada amacım şey, kolonileri isyan ettirmek. Adamın kolonicileri isyan etsin. Bu kolonicilerin isyanıyla beraber İngiltere zayıflasın, Great Britain. Bak şimdi nasıl bir şey yapacağım onlara. 200 militer puanı, %2 ordu profesyonelliği. Benim her şeyim var. Benim her şeyim var kardeş, Allah razı olsun. Bak. Bir varmış. Bir yokmuş. Yani daha adam getir. Getir daha, getir. Bir varmış, bir yokmuş kanka. Osmanlı ordusunu kesmeniz mümkün değil ki. Rüyanızda bile kesemezsiniz yani. Rüyalarında Osmanlı askeri görseler muhtemelen gördükleri şey rüya olmaz, kabus olurdu. Macarın falan herkesin kabusu olduk oğlum. Ne biçim girdik çıktık işlerinden ya. Ah ulan lütfen sen de bir şey yapsan, inada gelsen de şu şeyi bir yesek senle.
Ne oldu? Burayı komple saldı Great Britain. O zaman ufaktan artık oynamayı bırakalım da Great Britain ne yapsın? Scotland hala yaşıyor mu lan? İskoc'u mu beslesek? İskoc'u besleyemeyiz ama istesek de. Ya çünkü savaş skoru almak için cebelleşmemiz lazım, gerek yok. Jaux'tan claim'ini sildirebiliriz. Yahut içinden birilerini mi çıkartsak ha? Normandiya'yı çıkartsın mesela. Uğraşıp Normandiya'yı da çıkarttırabilirim. Yahut ne yapayım? El aylarını mı bozayım? Bir şey yapmam lazım benim buna ama. Hiçbir şey diyeceğim. Amerika'dan bana toprak versene. Amerika'yı komple tokatlayayım geçeyim. Şu Arjantin'in altından bir yerden toprak ver bana. Vermiyor lavuk da yani şuradan bir yerden bir toprak alsan var ya bu neler neler ya. Şu an savaş tazminatı ve para alabilirim ya bu adamdan. Alabildiğim ölçü. Uğraşmak istemiyorum yani. Uğraşmak istesem aslında uğraşabilirim de. Ne gerek var? Tamam, sal bunu. Gel buraya. Sadece şövalyeler kaldı muhtemelen. Şövalyeleri de bir cumburlop deyip yutalım. Şövalyeleri cumburlop deyip yuttuktan sonra İspanyol'a da alalım. Kanka sen şöyle gel. Sen böyle gel. Şövalyeler selam. Sizi paravan olarak kullandım. Teşekkürler. İyi iş gördünüz. Ama zaten başka da bir şey yaramazsınız. Eyvallah. Savaşı göremiyorum. İspanyol tek başına Avustur ve Gelgred alıyor. Hay hay, desteklerim. İspanyolu değil, Avustur'u desteklerim. Çünkü İspanyol haddinden fazla güçlü bak. İspanyol Great Power'ı da ikinci sırada. İspanyol haddinden fazla güçlü. Aslına bakarsanız İspanyol'a bile çalışabiliriz yani. Selamun aleyküm, hemme kum deyip böyle bir girebiliriz abi. Great Britain hayatta gelmez. Macar gelirse Macar'ı bir tık daha emeriz. Mink geliyormuş bu savaşa. Çünkü Kaliforniya geliyor. Vallahi Ming'i de alırım savaşa. Sardinya, Mardinya. Aha bak şurada Sardinya'yı da emeriz. Güzel olur lan. Hoş olur ha. Harbi diyorum. Harbi diyorum hoş olur. Şurada görüyor musun abi heybetli orduyu yani? Neler neler yaparız biz bunlara. Ruhları duymaz. Fazladan bir diplomat daha. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Efendim save'imizi alalım ve bölümümüzü burada sonlandıralım. İzlemiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Osmanlı akın akın fetihler düzenlemeye devam edecek. Sonraki savaşta muhtemelen İspanyol'a girerim. Çünkü İspanyol'un zayıf olmasına gerek yok. Ona girmem için. İspanyol'a gireceğim. Çünkü dünyadaki ikinci büyük Great Power tamam benim yakınımdan bile geçemez ama yine de ben bana yakın güçte tek devletin müttefikim Ming olmasını istiyorum. Başka yakın güçte devlet olmasın. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.